Seçi nasıl kamera? Vallahi bu muhteşem bir kamera. Ben Erdinç Amaç. Ben de yenge. Fotoğraf Çekmek Odaya hoş geldiniz. Sevgili dostlar, Sony A7 R5 nasıl bir kamera? Anlatacak çok şey var. Önce dış yapısından başlayalım isterseniz. Ergonomisi bir kere mükemmel. Şu grip bölümü falan harika gördüğün gibi seçim. Bir full frame kamera için oldukça hafif sayılabilecek. Hatta şu anda üzerindeki 20'ye 70 lensle beraber görüyorsunuz sevgili dostlar. Klasik A7 serisinin bütün fonksiyonları, tuşları, önü, arkası hepsi var. Şimdi farklı olan şeyler belki bilmiyorum onlara bakalım. Şu yanda gördüğünüz iki tane slot var. Bunların her ikisi de hem CF Express Type A kartı alıyor hem de SD, UHD 2 işte V60, V90 tarzı kartları her ikisi de kabul edebiliyor. Diğer tarafa geçtiğimizde burada göreceksiniz ki sevgili dostlar bir tane Full HDMI portun yanında bir de hızlı sync bağlantısı. Onun haricinde yukarıda gördüğünüz gibi bir mikrofon bağlantısı, onun da altında bir kulaklık bağlantısı. Onun da altına baktığınız zaman hem Type-C bağlantı hem de mikro HDMI bağlantısı var. Şimdi mikro HDMI bağlantısı ve full HD bağlantısı her ikisi niye var? Onu başka bir içerikte anlatacağım size sevgili dostlar. Yapım kalitesini oldukça beğendim. Bir kere sağlam gözüküyor. Havaya şartlarına falan gayet dayanıklı gözüküyor. Ama esas bomba şu yepyeni arka LCD'sinde. Ya arkadaşlar böyle bir şey var mı ya? Yani istediğiniz tarafa, istediğiniz şekilde çeviriyorsunuz. İster düz fotoğrafçı, ister video, ister vlog için her türlü kullanıma gayet müsait. İşin teknik kısımlarıyla aslında ben bugün kafanızı çok yormak istememekle beraber yine de biraz bahsetmekte fayda var. Bu bildiğiniz gibi 60,1 megapiksellik bir sensöre sahip. Şu anda full frame'ler içerisinde en yüksek çözünürlüğe sahip sensör. Diyeceksiniz ki ama bu abi zaten A7 R4'te vardı. Vardı ama bunda diğerinden farklı olarak yeni BIOS X işlemci var. Ve tabii ki hızı bir ciddi anlamda artırmış. Bununla yetinmemiş artık Sony'de terbiyesizlik yapmış. Yepyeni AI Processing Unit ilave etti. Şimdi sevgili dostlar bunu tercüme edersek bu tam tamına yapay zeka işleme ünitesi anlamına geliyor. Yani ayrı bir çip yapmışlar yapay zeka ile ilgili. Bu da tabii yepyeni şeyleri ortaya getiriyor. Zaten mükemmel olan Sony'nin otofokusunu bambaşka seviyelere çıkartmış vaziyette. Olağanüstü. Tabii buna birçok şeyle ilave edilmiş. Zaten insan gözü, göz deyince de onu ben biraz sonra bahsedeceğim size. İşte insan, hayvan, kuş, onun haricinde ne vardı? Böcek, tren, araba, ne ararsanız var. Ve bu tabii Sony'nin en güzel şeylerinden bir tanesi gerek fotoğrafta gerek de videoda otofokuslardan bir tanesi canlı takip etme özelliği. Mesela herhangi bir nesneye kilitliyorsunuz onu. O nesne nereye giderse gitsin. Otofokus onu takip ediyor ki müthiş bir özellik bu. Umarım inşallah bunu Fujifilm de kendi video kanalında ekler. Çünkü fotoğraf kanadında var ama video kanalında tabii ki bu çok daha önemli bir özellik. İşin otofokusunu koydum bir kenara. İşin fotoğraf bölümüne gelelim. Sevgili dostlar, fotoğraf bölümünde bu kamera sadece 61 megapikselle kısıtlamıyor ya da sınırlamıyor sizi. RAW formatlarını istediğiniz gibi 5 tane değişik RAW formatı var. Bir tanesi sıkıştırılmamış, bir tanesi sıkıştırılmış ama arada sıkıştırılmamış geniş, orta ve küçük formatları da var. Orta format aldığınız zaman diğer şu andaki ortalama full frame'lerin 26 megapikselini muhafaza ederek size kayıpsız RAW fotoğraf seçeneği sunuyor. Ama bu makine aynı zamanda da birçoğunda olduğu gibi crop sensör modu var. Yani crop modu var. Yani şimdi bu 20'ye 70 ya seçil. 70 milimetreye getirdin. Crop moduna bir dokunuyorsun abi bir anda lensin 105 milimetreye çıkıyor. 107 milimetreye çıkıyor. Eğer ki elinizde bir
70'e 200 var ise 70'e 200'ünüz bir anda sizin 105'e 300 oluyor. Çok fonksiyonlu yani. Çok fonksiyonlu tabii. Hmm. Ve bunu yaparken de hala 26 megapiksellik full frame sensörün avantajlarını ve crop avantajlarını da devam ettiriyor. Çok şimdi iyi. 61 megapiksel niye önemli biliyor musun? Seçiyor. Çünkü crop'un dibine iniyorsun. Yani bugün birçok kamera için 16 megapiksel gayet yeterli bir çözünürlük. 16 megapiksellik bir fotoğrafta gayet geniş baskılar yaparsın. Düşünsene elinde kamera ya da lensin yetmedi ama çok uzaktaki bir nesneyi yakınlaştırmak istedin. Crop'la beraber onu öyle dibine getiriyorsun ve bunda da görüntü kalitesi kaybı yaşamadan yapıyorsun. Şimdi sevgili dostlar bu kamerada başka bir şey daha var. 8 topluk yani şey sabitleme, titreşim sabitleme ki bunun iki değişik şeyi versiyonda veriyor. Normal standartta yaparsanız da gayet iyi ama bir de özellikle de videoda aktif stabilizasyon var. Tabii o birazcık crop modları var. O ben şu anda bugün o detaylara girmeyeceğim. Daha sonra daha geniş içerikler yapacağım bu detaylarla ilgili ama bugün söyleyeceğim aktif stabilizasyonla sanki neredeyse gimbalda çekmiş gibi oluyorsunuz ki şu anda vlog çekimlerim denememde onu görüyorsunuz ne kadar sabit olduğunu. Bir şey daha düzeltti son iki benim en büyük şikayetlerimden bir tanesi sevgili dostlar. O da renk bilimine. Üst düzey yani Fuji filmi neredeyse aratmayacak noktaya geldi. Dolayısıyla biraz daha hani kararım o yönde etkili oldu Sony A7 R5'e geçmekte. Ama niye bu özellikle? Vallahi saydığım bütün özelliklerden bir tanesi. Bu kameranın ben hani çok videoda kullanırım diye düşünmeden almıştım ama beni bir şaşırtan özelliği de videodaki performansı seçildi. Bu kamerada, videoda özellikle birçok profil var. O profillere de alışmak lazım. Biraz insanlara tuhaf geliyor. İşte gamma nedir, profil nedir, bilmem ne falan. Onlara da daha sonra değineceğim ama bugün iki tane şeyden bahsedeceğim size. Bir tanesi gerek S Cineton'da, gerek S Log 3 Cine'de, elinizdeki imkanı çok geniş bir renklendirme ve video düzeltme seçeneği. Gerçekten 15 stopluk dinamik aralığını gerek fotoğrafta gerek videoda ortaya koyuyor. Keskinliği müthiş. Detay yakalaması müthiş.
Hatta o kadar müthiş ki videoda detaya girip ayarlarınıza girdiğiniz zaman mecbur kalıyorsunuz -5, yani detayı -5'e kadar, keskinliği -5'lere kadar getiriyorsunuz ki normal, biraz daha doğal bir video görüntüsü olsun. Yoksa çok yapay kaçıyor. Yani o kadar keskin bir kamera. Valla sevgili dostlar, işte birkaç tane fotoğraf örnekleri gösterdim ben size. Gerek Cineton gerek S-Log3 ile ilgili de bazı geçişler yaptım kısa olarak. Sevgili dostlar, utanmasam şunu söyleyeceğim ya. Aynı kamerada orta format, full frame ve crop sensör bir kameraya sahipsiniz. Şimdi yok yok diyorsun yani. Aynen öyle, yok yok ya. Yani müthiş kullanışlı. Tabii bu arada Sony'nin lenslerinin keskinlik ve kalitesi üst düzey. Özellikle yeni çıkarttıkları lensler var ki onlar da ben içeriğini yapacağım size. En azından benim elimde iki tane lens var, onları konuşacağız. Ama umarım Sony de bundan sonra beni bu konuda biraz destekler ve ürün inceleme imkanına sahip olurum sevgili dostlar. Yani sen bununla ilgili birkaç tane fotoğraf gördün değil mi? Müthiş keskinler yani. Gördüm, çok keskin gerçekten. Gerçekten aynen anlattığın gibi. Yani yok yokmuş. Anlatacak çok özelliği var benim de anladığım kadarıyla. Hepsi bir videoya sığmayacak. Mümkün değil. Öyle sadece anlaşılıyor. Bakın yanlış anlamayın. Sadece otofokus ile ilgili bir içerik çıkar. Evet. Sadece video özellikleri ilgili, profille ilgili bir video çıkar. Sadece fotoğraf özellikleriyle ilgili, ayarlarıyla ilgili bir video çıkar. Ve hala da yanlış anlamayın. Ha, sevmedim. Neyi sevmedim? İki tane şey sevmedim. onun da biraz bekliyordum ama ben bu kamerayı daha önce de söylediğim gibi video için almamıştım ama tabii bu, pardon, bu arada detaylara girmedim video ile ilgili. 8K 24 FPS'si var. Video. 4K 60 FPS'si var. Ha, 4K 120 FPS yok ama 4K HD'si var. Hatta 240 FPS HD'si var. Ve çok da kaliteli bir yavaşlatma. Bütün onlara başka bir içerikte değineceğiz ama hakikaten çok komple bir kamera. Ha, neyi sevmenin? Tabii ki bu kadar geniş bir sensörde ve CMOS bir sensör olduğu için ve stack sensör olmadığı için de özellikle 8K'da çok ciddi bir rolling shutter var. 4K'da da var ama daha sakin videolar çekiyorsanız bu hakikaten müthiş bir hibrit kamera sevgili dostlar. Valla şimdilik benim aklıma gelenler bunlar. Bu içeriği sizlere değer kattığını düşünüyorsanız lütfen beğenme butonuna ıskalamayın. Abone değilseniz lütfen abone olun. Bu aileyi hep beraber büyütelim. Sizler sayesinde büyüyor çünkü bu aile, ne olursa olsun. Lütfen yorum yazmaktan çekinmeyin. Çünkü ben yorumlarınıza çok değer veriyorum. Hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Ve yorumlarınız sizin benim bu içerikleri, hangi içerikleri yapacağımı konusunda ciddi yönlendirme oluyor. Dolayısıyla bu konuda da sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Senin de diyeceğin bir şey var mı Seçil? Hayır yok. Ben her zamanki gibi dinleyici olarak katıldım. Anlamaya çalıştığımı anladım ama bir şunu anladım. Çok fonksiyonlu bir makine. Böyle kısa bir video ile anlatılabilecek gibi değil. Bütün özellikleri birer geniş bir video olur. Büyük ihtimalle onlar da gelecek. Sevgili dostlar, o zaman geriye bir tek şey kalıyor. Sağlık ile, huzur ile, sevgi ile, barış içinde kalın. Hoşça kalın. Ben Namdeğer Yenge. Ben Erdinç Omaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar. İçinde kalın. Hoşça kalın. Ben Namdeğer Yenge. Ben Erdinç Omaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.